Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer Selçuk'u tıraş ediyorum. Böyle klasik bir kesim yapacağım. Çok fazla böyle zorlamadan yanları böyle bir katlı falan çıkıp yarımla, üstleri de makasla kısaltacağım. Ama bugün size değişik bir şey yapacağım. Bu sefer tıraşa ben değil, Erhan'ı başlatacağım. Erhan ne kadar oldu? Daha bir hafta mı oldu? Bir buçuk hafta. Bakalım daha şimdi deneyeceğim. Ben sabah ona bir tıraş ettirdim, sıfırla kestirdim bir kafayı. Şimdi Erhan'a vereceğim. Erhan, al bakalım oğlum. Al. Alayım bunu da. Tarağı da al. Hadi bakayım, başla şimdi. Evet. Şimdi Erhan, bir numarayla yanlardan komple bak, şu hizadan çok yukarı çıkmadan şuralardan bir numarayla bana yanları komple al. Tamam. Hadi başla bakayım, bir göreyim seni neler yapabileceğini. Taramana gerek yok, ben taradım zaten. Sen direkt başla. Selçuk, sen az önce uyuyacaktın oğlum. Şimdi uyumazsın sen. Yok. Çık daha çık yukarı çık. Çık daha yukarı. Heh, aferin. Çok güzel. Helal Erhan. Aferin lan. Vallahi aferin ha. Aha. Selçuk güzel gidiyor lan. Hadi inşallah. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Aferin Erhan. Aslanım benim. Aferin oğlum. Heh, o kulak arkalarına dikkat edeceksin işte, oraları. Aynen. Bak şimdi, o arkada kalanlar var ya, aynen içe doğru kırarak, bileğini kırarak, ha öyle de alabilirsin. Çok güzel. Bak şimdi gülüm, aynen uç tarafıyla, o tarafa değil bak, makinayı bu tarafa doğru kırman lazım, hayır, böyle mesela. Aynen. Aynen öyle. Çok güzel. Tamam, güzel. Sen merak etme, bazıdan al, ben geri kalanı toparlarım zaten. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Uzun zamandan beri görüşemiyoruz. Şimdi ikinci videoyu atıyorum size. Beni Instagram'dan falan da takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa, yaptığınız tıraşlarınız falan filan varsa onları bana atabilirsiniz. Ben size değerlendiririm. Ayrıyeten eğitim almak isteyenler de ben buraya açıklama kısmına ve yukarı başlarda numaramı yazıyorum. Oradan bana eğitim içinde benden iletişime girerek haber alabilirsiniz. Ayrıyeten Instagram'dan Halim Altan Kingav ve Salon Halim Kingav Official olarak iki tane adresim var. Biri şahsi, biri iş hesabım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Aferin oğlum. Aferin. Erhan valla bir buçuk haftada ben seni bu raddeye getirdiysem güzel. Güzel. Hiç kendini kasmana gerek yok, sıkmana gerek yok. Çok rahat davran. Sen onları boş ver, onlara şimdilik takılma. Ben zaten sana bir numarayla aldırıp gerisini ben alacağım ya. Aferin bak. Ben sana hep ne diyordum? Bileklerini çalıştır diyordum. Bileklerini çalıştırmanın avantajını görüyor musun şimdi? Şimdi daha ne kadar çok çalıştırırsan o bileklerini, o kadar senin için daha iyi olacak. Aferin, güzel. Şimdi buradaki önemli olan ne biliyor musun? Diğer tarafı ne kadar yukarı çıktıysan bu tarafı da ona göre ayarlaman lazım. Ona göre devam edeceksin. Bir taraf aşağıda, bir taraf yukarıda olmayacak. Selçuk sen uyu oğlum, senin gözler gidiyor. Aferin. Çok güzel. Yavaş yavaş, ince ince. Tamam. Aferin vallahi, benim sana dediğimi öğreniyorsun ha. Aynadan kontrol et diyorum sana sürekli, aferin, güzel.
Makineyi tutuşu da profesyonel gibi benden öğrenmiş. Bak ben ona hiç söylemedim makineyi nasıl tutacağım diye. Beni iyi izliyor. Bir saniye abi. Sıkıntı yok. Sen şey yapsan da ben zaten o saçlar daha çok kısalacak. Ben onları ayarlayacağım. Ama tabii senin bunu görmen önemli bir şey. Tamam. İyi, güzel. Şimdi ben makineyi yavaş yavaş alabilir miyim artık? Alayım. Buyur canım. Teşekkürler. Rica ederim. Bak mesela bileğinin daha açılması lazım. Bak hep buralarda izler bırakıyorsun. Görüyorsun değil mi? Hı hı. Bunlar hep senin yaptığın izler. Hı hı. Şimdi bileğine daha çok çalışman lazım. Selçuk geldi. Evet, sen şimdi artık uyuyabilirsin. Bak gülüm, makineyi böyle katlı keserken böyle yukarı kaldırarak bak. Şöyle yaptığın zaman bak izler de gidiyor, görüyorsun değil mi? Hı-hı. Sen böyle geliyorsun mesela, dik giriyorsun, böyle bırakıyorsun. Halbuki bu uca geldiğin zaman şöyle kaldıracaksın. Peki abi bir not verirsem bana onun üzerinden kaç? Şu an ilk defa almana rağmen 10 üzerinden 2,5 alırsın benden. Oğlum ben seni hızlandırılmış olarak öğretmiyorum. Ben sana böyle tamamen bütün her şeyini A'sıyla Z'siyle öğretiyorum. Hı-hı. Komple öğretiyorum. Ama tabii benim düğün zamanına kadar seni belli bir seviyeye getirmem lazım. Onu ayarlayacağım. Bak şimdi bir numarayla girdik. Bu diplerle çok ilgilenmiyorum. Zaten onları yarınlayacağım. Onları incelteceğim. Şimdi takalım 1,5. Çengeli hiç. Çengeli indirmiyoruz yukarıda. Böyle makinenin uçlarını böyle köşeleri kullana böyle kesiyoruz arkadaşlar. Selçuk uyu gülüm sen. Sen zaten uyuyacaksın artık, senin gözlerin gidiyor. Bakın şimdi buraları böyle hallettik gençler. Şimdi ne yapacağız? Yarımı takacağız. Yarımla dipleri incelteceğiz. Yarımı taktık. Çengel gene yukarıda. Kaldırmıyoruz. Aşağı doğru indirmiyoruz. Şuraları böyle. Şeyi versene bana gülüm. Fırçayı versene. Hı, aynen. Bakın yanları böyle birle aldığımız için bu saçın diplerinde izler kalabilir. Ona göre böyle fırça yardımıyla temizliyorsunuz. Bunu böyle kaçırmayın. Evet, buraları böyle aldık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir, iki tık alırım. Şöyle iki, üç tık. Ondan sonra şuradaki izi şöyle yukarı doğru yiyerek
Buradaki izleri komple yiyeceğiz gençler. Makineyi tutuş şekli de önemli. Bak şöyle alarak bazı noktalarda böyle dikleştiriyorum makineyi. Şöyle. Mesela bizim Selçuk'un kafa yapısında buraları da çok kemikli. Buralarda böyle iz gibi duruyor olabilir. Aslına bakarsanız orada iz yok ama. Tabii ona göre de ayarlamanız lazım. Makinenin açısını ve tutuşunu ayarlamanız lazım. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi buraları böyle ayarladık. Şurayı şöyle bir inceltelim. En son diplerde kalanlar var ya, o geçişin olduğu noktalar. Geçiş noktalarındaki izleri böyle hafif hafif ayarlayacağız. Ve olay böylece bitiyor. Şimdi gelelim. Sıfırları enselerini toplamayın senin. Sen terledin mi la Selçuk? Neden? Çok terledim. Evet. Ulan terledin ha. Oh tamam. Şimdi böylece bunları da böyle alıyoruz. Şöyle kulak arkalarını güzelce çizelim gençler. Bakın ne yaptık? Yarımla girdik. 1 ve 1,5. Öyle bir kat çıktık. Yani aslına bakarsanız bu şey, çok özel bir kat değil, böyle şeyli bir kat. Normal bir kat. Hani öyle fake kesimlerindeki katlardan değil. Şurası gözüme çok takıldı ya. Şurası. Tamam. Aynen. Bak işte bunlar hep böyle saçın aralarında kalanlar var ya gençler. Onu böyle göremiyorsunuz işte. Ondan buraları böyle bir ince böyle dikkat ederek kesmeniz lazım. Tabii bunda kafa yapısının da önemi var. Tamam. Hallettik. Ay ay. Şimdi gelelim makasa. Şimdi makasla şu izleri falan bir kaybedelim. Ondan sonra da üstleri normal olarak keseceğiz, bitecek. Şimdi gençler buradan böyle şöyle en dipten alarak böyle. İyice kısaltacağız zaten saçı. O yüzden girmenizden yana hani böyle bir saç kesecekseniz kısaltmadan yana dert etmeyin kendinizi. Makasla tara hiç kaldırmıyorsunuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şöyle yavaş yavaş böyle yukarı doğru
Kaldıra kaldıra gidiyorsunuz gençler. Gördüğünüz gibi bak iz kayboldu, gördünüz değil mi? Ondan sonra buradan da böyle yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıka çıka buraları da kısaltacağız. Yani tarak olayı önemlidir. Tarak makas. Makineden daha önemlidir. Bunu öğrenmeniz daha önemli. Şöyle en diplere mesela şöyle vurun ki şurada kalan izler falan varsa bunları güzelce toparlayacaksınız. Bakın şimdi bu köşeler, köşelere geldiğiniz zaman taran şu 3-4 kısmını kullanacaksınız. Sadece baş tarafını. Ortalarına falan girmenizi tavsiye etmem. Şöyle baş kısmını böyle buraları ayarlayarak böyle gidebilirsiniz. Burayı da böyle aldık. Geç çıktın Cerur. Evet gençler, buraları böyle aldık. Kısalttık da. Evet. Şimdi ne yapacağız? Üstleri kısaltacağız. Üstleri böyle direkt. Şey yapmayacağım, parmak arası yapmayacağım. Direkt tarak arası. Tarakla kısaltacağım. Selçuk'um iyi değil mi yandım? Nasılsın? Rica ederim gülüm. Şimdi gençler. Erhan gel bu tarafa, buradan çek bence. Şimdi buradan başlayacağım ya. Bakın şimdi zaten saçı böyle şöyle görüyorsunuzdur. Bak burası nerede, burası nerede. O yüzden hemen ilk önce şuradaki bak fazla yok. Buradan giriyorsunuz. Bak ne oldu? Hop düzeldi değil mi? Gördüğünüz gibi. Ondan sonra buradan böyle cayır cayır girebilirsiniz saça. Burayı kaçırmadan. Bak. Sadece makasın bak şu alt tarafı çalışacak. Gördüğünüz gibi bakın kısalttım. Arka tarafa doğru bir tık daha fazla uzun tutuyorum. Burayı da böyle aldık. Burası kısaldı gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi bu tarafa. Selçuk'um pardon. Şimdi geldik bu tarafa. Bunu böyle güzelce kısalta. Şöyle girdiğiniz zaman bak hiç yamuk olmadan dümdüz bir sistemde kısaltarak gidiyorsunuz. Zaten siz bunun profilini çizdiğiniz için en başta o köşeye onun üzerinden gidiyorsunuz saçta. Yani hata yapmanıza pek fazla bir olanak tanınmıyor zaten. Bir de makasın ağzını çok fazla açmadan. Yani şöyle şöyle çalışmayacağız. Şöyle. Minik minik. Şöyle. Selçuk ben seni YouTube'a hiç atmadım değil mi? İlk defa çekiyorum değil mi? Evet. Şimdi buraları aldıktan sonra şöyle arka tarafları da şöyle bir uçlarını alarak buraları fazla kısaltmadan şöyle
Bakın fazla buralara girmeden. Çünkü döner olduğu için oralar her zaman bir tık daha uzun kalabilir. Öteki türlü kötü olur. Orayı da çok kısaltırsanız. Selçuk'um iyi mi? Vallahi efsane oldu yani. Şimdi önleri bir ayarlayalım. Önleri parçalama tekniğiyle öyle düz almadan şöyle hafif hafif saçın aralarını şöyle parça atarak kesmeniz daha iyi. Tabii bu her saç bunu kabul etmez ama. Şöyle. Selçuk'um iyi mi? İyiyiz gibi. Okeyiz ya. Okeyiz, tamamdır o da. Ellerinize sağlık. Rica ederiz gülüm, ne demek. Senin ayağına sağlık. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik zaten, artık bitti. Hem Erhan'ı hem de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı özellikle unutmayın. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Sosyal medyalardan bizi takip ederseniz, beni takip ederseniz, sormak istedikleriniz, tıraşlarınız varsa atın bana, ben size yorumlarım. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Allah'a emanet.